Almanca Kolay ailesi, hepinize tekrardan merhaba. Bugün size gerçek kafeler yine açılabiliyor. Biliyorsunuz artık biz de müşteri ağırlayabiliyoruz kafemizde. %50'si olsa bile. Ama dedik bu sefer yine bir değişiklik olsun. Daha önceden de bir kere yaptığımız informasyon sentrum, bilgi merkezi Huber İnformasyon Sentrum'dan size bugün yayın yapacağız. Ki umarım hepiniz iyisinizdir ve gelecekte de yine kapanmamak üzere hepimiz sağlıklı kalırız. İnşallah yine yakın zamanda da buluşmak üzere, kafemizde de görüşmek üzere. Şimdi bugün size Huber Sentrum'da olduğumuzdan dolayı iki tane Huber kitabımızı tanıtacağım. İlk tanıtacağım kitap Siegfried's Tod. Siegfried aslında Nibelungen Destanı. Nibelungen Destanı Almanya'nın en ünlü destanlarından bir tanesi. Siegfried's Tod kitabı da buna dayanarak bir tane A2 seviyesinde bir hikaye kitabı çıkarmış Huber Yayın Evimiz. Ki isterseniz kısaca Nibelungen Destanı'nı size anlatayım size. Nibelungen Destanı Ren Nehri kıyısında eski Worm şehri civarında geçer. Kral, senyör, vasal ilişkisi de destanın orta çağa ait olduğu izleri taşıdığını da gösterir. Destan birçok hikayeyi ustaca birleştiriyor. Yani bir tane birçok hikayeden bir tane hikaye sonradan çıktı. Nibelungen Lied, yani Nibelungen şarkısı niye doğduğunu sonradan anlatacağım size. Bazıları kökenin aslında Ren nehrinde değil, daha kuzey İskandinav ülkesine olasılığı yüksek olduğunu söylüyor ama bu her zaman destanlar konusunda olduğu gibi her zaman tartışılır. Bir başka önemli nokta da bu Nibelungen Lied'in. Richard Wagner çok önemli bir şarkı yazarı, bir kompozisyonist. 1848-1874 arasında en önemli eserini Der Herr der Nibelungen diye yazdı. Ve 1876'da ilk sefer kendisi için inşa edilen Bayreuther Festspielhaus, yani bir opera evi, kendisi için inşa edilen bu ev, bu opera sunuldu. Bu Bayreuther Festspiele ya da Wagner Festspiele de diye geçer. Üç döngü kısmından oluşuyor bu. Das Rheingold, Ren altını, die Walküre, Walkür, Siegfried und die Götterdämmerung, yani Siegfried ve Tanrıların Şafağı diye geçer. Her sene bir açılış akşamı ve iki gün boyunca, yani 2,5 gün boyunca opera gösterimi yapılıyor. Açılışa genelde çok önemli kişiler katılıyor. Başbakan, Cumhurbaşkanı gibi. Yani düşünün 2,5 gün boyunca ne uzun bir destan olduğu belli. Destanın konusuna gelince, destanın en önemli kahramanı Siegmund ve Sieglinde'nin oğulları Siegfried'dir. Siegfried genç yaşta maceralara atılmak üzere için babasının şatosunu terk ederek yollara düşer. Kılıcı olmadan elinde sadece bir sopa ile köyleri, kentleri de dolaşır. Siegfried bir gün demirciye rastlar ve kılıç sahibi olabilmek için onun yanında çalışmaya başlar. Mimir adlı demirci yeni çırağın bu işi yapıp yapamayacağını sınamak için onun ocağın başına götürür ve eline en ağır çekici verir. Siegfried bununla öyle bir vurur ki örs toprağa gömülür, demir parçaları etrafa saçılır. Buna kızıp Siegfried'i kulağından tutan Mimir, onu tutup yere fırlatan çırağından kurtulmak yol üzerindeki ejderhanın Siegfried'i öldüreceğini umarak ormanın öteki ucundaki kömürcünün kömür getirmesini ister.
Yani bu çocuğu yolluyor. Kendine yaptığı kılıcı alıp yola koyulan ve tam kayalığın önünden geçerken ejderhanın saldırısına uğrayan Siegfried, önüne gelen ilk ağacı sökerek canavarın kafasına fırlatır. Ağacın kökleri canavarı sarıyor. Bundan yaralanan Siegfried diğer ağaçların da üzerine fırlatır. Daha sonra bütün ağaçları tutuşturarak ejderha yakıyor. Ejderha yanarken bedeninden yağ akmaya başlar. Akan yağ dereceğine parmağını sokan Siegfried, parmağının boynuz gibi sertleştiğini görünce bütün vücudunu yağ ile yıkar. Yağlanırken bir ilhamur ağacı altında duran Siegfried'in iki omuzun arasına bir tane yaprak düşer ve o bölgenin yağlanmasını engeller. Yaprağın dışında kalan hiçbir yere silah işlemeyecek. Siegfried'in vücudunun yara alabileceği tek yer burası oluyor. Kömürcünün yanına varan Siegfried ona Mimir ve arkadaşlarının daha önce sözünü ettikleri ağızdan ateşler saçan ve üzeri pullarla kaplı ejderhanı sorar. Kömürcü canavarın nerede olduğunu gösterir. Artık Siegfried'i başka bir macera beklemektedir. Zorlu bir yolculuktan sonra Siegfried ejderhanın bulunduğu Nibelungen ülkesine yola çıkmaya başlar. Bu tabii ki sadece bunun başlangıcı ki aşağı yukarı değerli izleyicilerimizin bilmesi gereken bunun temeli böyle atılmıştı. Ve bir sürü hikaye bununla bağlantılı sonradan bu destan yazıldı. Bizim şimdi kitabımıza gelince Siegfried's Tod. Das Nibelungenlied motiflerinden uyarlanmış, demin de dediğim gibi. Ama bu biraz serbest anlatımı olmuş, Franz Specht anlatımı. Kitap orta çağ giysili bir hanımefendi anlatıyormuş gibi başlıyor, yani üçüncü şahıstan. Biraz farklı versiyonu, tabii ki bu hikaye A2 olması için biraz pembe dilinden anlatılıyor. Ama yine de temelleri ben oynamıyor. Yani sonuçta bütün temellerini içeriye almış. İlk sayfalarda baş kahramanları tanıtılıyor. Güzel resimleri olarak. Tek tek 4 baş kahraman. Bu 4 baş kahramanı kısaca anlatayım size. İlkincisi Siegfried. Siegfried'in Xanten'e bir şehir bu da. Gelişini ve serüvenlerinden büyük bir hazine getirdiğini artı Balmung adında bir kılıcı getirdiğini ve sihirli bir şapka beraberinde getirdiğini anlatıyor. O şapkayı giydiği anda hemen görülmez oluyor ve 12 adama eşdeğer güçlü olduğunu söylüyor. Ben bu şapka olayını daha önceden bilmiyordum ama bunlar kendileri de koymuş içine. İkinci kahramanlarımızdan Kriemhild'i anlatıyor. Kriemhild çok beyefendilerden beğenilen bir hanımefendi. Ama hep red ediyor beyefendileri görüşmekten. Çünkü kendisi bir gün rüyasında görmüş ki her kimseyi severse ölecekmiş. Onun için yani öbür tarafa düşünmek üzere kimseye aşık da olmak istemiyor. Çünkü sanıyor ki bu karşındaki adam sonuçta vefat edecek. Üçüncüsü Hagen. Çok gezmiş ve bilgili bir şövalye. Kral bile onun tavsiyelerini dinliyor ve ona göre hareket ediyor. Üçüncüsü de Brünnhilde.
Brünnhilde çok uzaklarda bir adada yaşayan zengin, güçlü, güzel bir kraliçe. Ayrıyeten sıra dışı kuvvetli bir kraliçe. Kuvvetli yani güçlü. Onunla evlenmek isteyen aday ona karşı mızrak atışında, taş atmada ve uzun atlamada yarışmalı ve yenmeli üstelik. Eğer bir dalda kaybederse öldürülüyor. Bu sefer hikayeden fazla bahsetmeyeceğim size. Çünkü gayet kolay okunacak bir hikaye ve fazla içeriye girmeyeyim. Sadece isterseniz, müsaade ederseniz sayfa 35'e hemen geçeyim. Ki o da enteresan. Burada kendileri de A2 seviyesinde. Anlatıyorlar. Sonradan yakın göstereceğiz zaten size bu sayfayı da. İstiyorsanız ilk önce Almanca okuyayım. Hem dili de belli olur. Die Nibelungensage und das Nibelungenlied. Siegfried, Kriemhild und die anderen Personen unserer Geschichte haben nicht wirklich gelebt. Aber schon seit dem frühen Mittelalter erzählt man sich viele Geschichten über sie. Besonders in Deutschland und in den skandinavischen Ländern interessieren sich die Leute für diese Heldensagen. Sie hören sie und erzählen sie weiter. Dabei wird Siegfried immer stärker und immer toller. Kriemhild immer schöner und die Geschichten werden immer genauer und immer besser. Um das Jahr 1200 hat dann jemand eine prima Idee. Er schreibt die Sage als Lied auf, 10.000 Zeilen lang. Dies ist die Geburtsstunde des Nibelungenliedes. Es hat zwei Teile. Im ersten Teil erfahren wir von Siegfrieds Liebe, Hochzeit und Tod und im zweiten von Kriemhilds Rache, dem blutigen Ende der Burgunden. Und so der resmini göstermiş. Ben size şimdi bunun Türkçesini kısaca söyleyeyim. Nibelungen Destanı ve Nibelungen Şarkısı çok kısaca anlatımı. Siegfried, Kriemhild ve öbür kahramanlarımız gerçekte yaşamışlar. Fakat erken orta çağdan beri kendileri hakkında çok çeşitli hikayeler anlatılıyor. Özellikle Almanya ve bir sürü İskandinav ülkelerinde bu tür kahraman destanları büyük ilgi görüyor. Ağızdan ağza dolaşıp Siegfried giderek daha mükemmelleşiyor ve Kriemhild daha da güzelleşiyor. Hikayeler de giderek daha netleşiyor ve daha iyi oluyor. Sene 1200 civarında birisinde güzel bir fikir doğuyor ve destanı bir şarkı çerçevesinde yazıyor. 10.000 satır uzunluğunda böylece Nibelungen şarkısı doğuyor. Şarkı iki bölümden oluşuyor. İlkinde Siegfried'in aşkını, evliliğini ve ölümünü hakkında bahsediliyor. İkincisinde ise Kriemhild'in acı intikamı ve Burgund halkının çöküşünü ve sonunu anlatıyor. Kitabın içindeki ufak resimde de el yazısı olarak Nibelungen şarkısının ilk sayfasını görüntülemiş. 13. yüzyılın ilk yarısında yapılmış bu. Kitabın arkasındaki genel bilgiler. Bunun bu sefer Almancasını okumayacağım, sadece Türkçesini okuyacağım size. Kitabın arkasında işte güncel anlatım dili A2 seviyesinde. Daha iyi anlamak için testler de var bu kitabın içinde. Dinleme CD'si, CD adı kullanmıyorsanız bunlar Huber sayfasında da Audio Service, Mediatek'te ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
Ve kitapta da yine öbür kitaplarda da olduğu gibi çok güzel resimler var. Hatta ilk başta okuduğum tek tek kişileri tanıtımında da net olarak bir çift sayfalarda anlatıyor bu kitabı. Evet, bu böyle A2 seviyesinde ama dediğim gibi Almanya'nın en önemli destanlardan bir tanesini. Umarım okursanız beğenirsiniz. Ki birazcık ben de beğendim aslında. Birazcık tabii ki orijinalden birazcık pembe dizi olduğu halde ama güzel bir olay. İkinci kitabımıza gelince Hören und Sprechen A1 seviyesinde, dinleme konuşma A1 seviyesinde. Aslında öğrencilerin çokça sorulan eksikleri bu konuda gidermek açısından çok yardımcı olan bir kitap. Bunu kitap evimize gelen öğrencilere de söylüyor. Ki sıkça duyduk, hatta bizim yanımızda bir öğrencimiz var, part-time çalışıyor dedi. Bunu da tanıtırsanız benim mesela çok faydamı görmüş diye. Arkasında CD'li az ön bilgisi olan Almanca yeni başlayanlar için alıştırma kitabı oluyor bu. Dinleme ve konuşma da kendinizi rahatlamak ve daha emin olmanızı destekleyecek çeşitli egzersizler var içinde. Günlük ve iş hayatında otantik durumlar, diyaloglar ve metinler, Almanca konuşulan ülkelere seyahatten önce hazırlık ve olan bilgileri pekiştirmek için de güzel. Kolay egzersizler, talimatları, net sayfa tasarımı ve yazısı, sayısız öğretim destekleyici illüstrasyonlar, metinler ve çözümler, CD ya da audio servis, her kitapta olduğu gibi. Ve arka sayfalarında hemen çözümleri de bulunuyor. Dil pasaportuna uygun sınavlara hazırlık, örneğin Goethe sertifika yapıyorsanız, Start 1 dinleme konuşma kısmına çok uygun egzersizler var bunun içinde. Kitap içeriği ön söz. Eğer kendiniz bir glossar, yani bir sözlük oluşturmak istiyorsanız sözcüklerin yanına ana dilinizi yazabilirsiniz. Kendi glossar oluşturabilirsiniz. Sonra giriş. Sonra nerede dinleme konuşma uygulanacağına dair. Mesela selamlaşma, iletişim menşesi, alfabe, sayılar, tarih, saat, haftanın günleri, yer ve yol tarifi, yeme içme, aile, iş ve yemek, iş ve meslek, pardon. Yemek geçiyor aklımızdan. Boş zamanda ne yaparsınız? Alışverişte kullanacağınız dinleme konuşmalar ve son olarak da vedalaşma. Bu tesadüf mü oldu şimdi bilmiyorum. Ben de sona geldim vedalaşmak üzere. Ama hemen vedalaşmayayım. Belki sizin ilginizi çekmiştir. Bu ben hala çocuk değilim. Bunun yatağını almıyorum. Bu da Uber İnformasyon Center'a ait. Çok iyi bir dostumuz Ankara'dan yapmış bunu. Dino bizim bir ders kitabının çocuklar için, yani anaokul birinci, ikinci sınıf için yapılmış bir ders kitabımız. Belki bir gün onu da tanıtırım size. Şimdilik size sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın. Umarım iki kitabımıza beğenirsiniz. Eğer kitabımızı da bekleriz. Bizim sayfaları zaten biliyorsunuz. Sipariş de edebilirsiniz. Size her zamanki gibi özel indirimler tanıyoruz.
Şimdilikten çekilişe katılan ve bu kitaplardan bir tanesini kazanan arkadaşımıza iyi eğlenceler diliyorum bu kitaplardan. Hoşça kalın, görüşmek üzere, sağlıklı günler, bay bay.